Sıkmaya devam edeceğim e peki biraz canım. yapacak bir şey yok şimdi zeytinyağında. Zeytinyağ. zeytinyağından geldi haberi aynen öyle hepimizin vazgeçimizdir eminim. Zeytinyağında ihracat kısıtlaması vardı biz bu haberi de aktarmıştık daha evet. evvelden. Ee, İrem Ceylin Demircan İzmir'den şöyle bir haber yapmış. Türk zeytinyağı sektörü zeytinyağı ihracatına son 3 yılda 4 kez yaşanan 4 kez. Fon uygulaması ve ihracat yasakları nedeniyle sancılı bir süreçten geçiyor. İhracat kısıtlaması 400 milyon dolara mal olmuş. Evet <laughs> bir yasak niye gelir? Neden geldi? İçerideki üreticiyi korursun değil mi? Birinci sebep bu. İkinci Tabii. sebep e, ülkenin e, ali menfaatleri için zeytinyağı ya da ne bileyim hangisine kısıtlama fon getiriyorsan onunla ilgili bir fayda üreteceksin. Altında gördük zarar ediyoruz. Evet. Kaçakçılığı korkladık. Peki zeytinyağını satmadık da ihraç etmedik de kota koyduk da içeride tuttuk ne oldu? Markette fiyatı katlandığı. Üstelik onu kalitesi orada tuttuğundan düştü. dolayı kalitesi düştü asitlendi ve 400 milyon 400. 400 milyon lira zarar milyon dolar zarar etmemizin sebebi zeytinyağını ihraç etmeyip, ...ambarda ya da bir yerlerde saklıyor olmamız. Hani bu yoğurdu sar mı saklasak mı saklasak... ...sar mı sak mı saklasak diye... Evet. ...bir tekerleme vardır yani böyle... ...konuşma eksersizlerinden. Bu zeytinyağını fonlasak mı yasaklasak... Ya mı fonlasak... ...bak dilim bile dönmüyor ona. 400 milyon dolar. Peki soruyu şöyle bitireyim. Soruna bir soruyla noktalayayım. Cevap sen verecek değilsin ama... ...senin üzerinden bu soruyu sorayım. Biz bunları niye ne yapıyoruz? yapıyoruz? Neden böyle davranıyoruz? Evet. Biz niye böyleyiz? Aynen öyle. Güzel ha. bir soruyla bitirdiniz. <laughs> Şimdi ülkede böyle ama yani zeytinyağına ilişkin sorunlar da bitmiyor. Dünya genelinde de bir sıkıntı var. Evet. Biliyorsunuz İspanya e, zeytinyağı üretiminin yüzde kırkından fazlasını. En büyük üretici evet. Evet. dolayısıyla da küresel fiyatlarda da bir belirleyici haline geliyor. Yani bir bakıma zeytinyağının OPEC'i diyebiliriz. Aynen öyle diyebiliriz. Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi olan İspanyol Deo Leo diye bir firma tarihin en zorlu döneminden geçen sektörün derin bir dönüşüm geçirmesi gerektiğini söylüyor. O da iklim değişikliği, yükselen fiyatlar, yüksek faiz oranları burada da yine etkili. Güçlü enflasyondan oluşan koşulların yarattığı güçlü fırtına son aylarda zeytinyağı değer zinciri değer zinciri boyunca etkisini gösterdi demiş. Ee, kavurucu sıcaklar zeytin asadını yine sınırlamış. Bu da en büyük aslında sıkıntılardan birine neden olarak fiyat artışına sebep olmuş. Dünya Şimdi Doğru teşhisleri koyup var. bununla ilgili çözüm getirdiğin zaman zeytinin varı var, var, yoğu var her zaman aynı şekilde gitmez. Krizde olur, olmaz. Zeytinyağı tarımının dünyadaki yaygınlaşması noktasını zaman zaman böyle krizler yaşayabiliriz ama dikkat edersen e, kullandıkları dil Sorun budur. Aynen öyle. Bu sorunun detaylarını böyle veriyoruz. bununla ilgili çözüm içinde çözüm arayışının için yola çıktık. Biz ne yapıyoruz kardeşim? Yasakla. 1 Mayıs taksime çıkmayı yasakla. Altın yasakla. yasakla. Ya yasakla varab. <laughs> kur artışını yasakla. yasakla evet. Onu yasakla, bunu yasakla. E zaman ortaya ne çıkıyor? Daralan bir ekonomi. Az önce çok da güzel ifade edildi bu. Zeynep Hanım da dedi onu. Ne dedi? Ya siz ekonomiyi insanların alışverişini kısıtlayarak ekonomiyi bir yere vardıramazsınız. Üretimi artırmak dur durumundasınız. Biz çözümü yanlış yerden buluyoruz ve geliştirdiğimiz ilaçlar mesela yan tesirleri yüzünden mesela şöyle söyleyeyim size sinek ilacı. Değil mi? sinek ilacı öksürüğü kestiği de klinik deneylerle ispat edilmiş. Öksürüğünü keser ama seni de öldürür. Biz ölmeden öksürüğümüz geçsin istiyoruz. O yüzden daha akıllı çözümlere doğru gitmek zorundayız. Bu umutlarla ee, sohbetimizi noktalandıralım. Ama